Yani Damat Ferit kabinelerinde iki kere... İki kere bakanlık yaptı yani. Efendim, iki kere, kabineleri iki de enteresan. Evet, iki kere... Yani şanına layık kabineler. Artık şimdi o günün devrinde birileri bakanlık yapacaktı. Yani o zaman böyle aydın insanlara ihtiyaç vardı. Ali Kemal de gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş, dil bilen, Avrupa deneyimi olan, ömrünün 20 yılı Avrupa'da geçmiş. Yani onun bilinçli ömrünün yarıdan fazla... Biraz da Türkiye'ye gelemediği için tabii. Efendim? Biraz da Türkiye'ye gelemedi veya Türkiye'den sürüldüğü için. Zaten daha 20 yaşındayken ona Halep'e sürmüşlerdir. Bir dergideki yazıları nedeniyle, yani basit bir nedenle, ama adam orada 5 yıl kalmıştır. Ondan sonra evlenmiştir, geçinebilmek için Mısır'a gitmiştir. Ve aslen nerelidir? Aslen İstanbul. İstanbul. İstanbul çocuğu. Dedesi Çankırı'ydı, orta ilçesi Kalfatköy'den Ali Kemal'in Süleyman Ağa dedesi, babası da Hacı Ahmet Hamdi Efendi. Hacı Ahmet Hamdi Efendi İstanbul'a gelip ticarete başlayan ve çok enteresan bir şeyle, başarı çizgisiyle Mumcular Ketudası, yani Mumcular Loncası'nın başkanı olan bir insan. Ben araştırdım, o tarihte mum çok önemli. Çünkü abi, henüz elektrik de yok. Bütün camilerde, hatta saraylarda, bütün yalılarda vesaire mum kullanılıyor. Ve bu mum işine girenler de İtalyanlar var, Ermeniler var, Rumlar var. Bu adam bir Türk köylüsü olarak geliyor ve İstanbul'da mumcuların başına geçiyor. Onların ketudası oluyor. Çok da zengin oluyor. Çok zengin olduğunda da ilk yaptığı iş mumcular ketudası olarak bir jeneratör getirerek yalısını elektrikle aydınlatmak. Yani bir şey tarafı da var. Orada bir tezat gibi görünüyor ama ben mumdan zengin olurum ama evimi de yeni bir şeyle aydınlatırım diye. Hatta hikayeler vardır. Mesela ilk defa şeyde köprü ayağının altında şimdi bir şirkete geçmiş olan güzel bir biblo gibi bir bina vardır. O Sait Molla'nın şeysidir. Sait Molla İstanbul'a ilk jeneratör getirenler. Sait Molla yalısı değil mi zaten meşhur? Tepedeki Sait Molla'nın köşkü şey. Ha, köşkü. Aşağıda uzar aslında. Köşkü. O. Deniz kenarında değil. Biraz tepede, yamaçta. Bizim Sinan Hoca'nın damadının da ailesinin satılar onlar. Şey oluyor. Abdülhamit Yıldız'dan şey görüyor. Köşkü görüyor. Böyle ışık birdenbire cama vuruyor. Birdenbire ne oluyor diyor böyle orası. Efendim orası elektrik. Benden önce mi getirmiş Sait Molla diyor jeneratörü. Yani bu işte Ahmet Hamdi Efendi de şeyin babası. Böyle ticaretten zengin olan ama Avrupa'daki gelişmeleri de izleyen bir insan olduğu anlaşılıyor. Şimdi Ali Kemal'in soy ağacına baktığımızda enteresan şeyler görüyoruz. Birinci eşi Ayşe Hanım. Çok enteresan. Ondan kızları var, bir de oğlu var. Oğlu da veya oğlunun babası, onu tam tespit edemedim. Meşhur Adnan Cemgil. Yani Türkiye'nin çok önemli sol aydınlarından biri 40'lı yıllarda. Onun oğlu da Nurhak Dağları'nda askerle çatışma sırasında öldürülen Sinan Cemgil. Yani şu tesadüfe bakın ki bir tarafta Ali Kemal gibi itilafçı, uzlaşmacı bir insan. Öbür tarafta Adnan Cemgil gibi böyle diyalektik materyalizme kendini bağlamış bir insan. Onun oğlu hatta dağa çıkmış bir insan. Şimdi oradan Ali Kemal'e baktığımızda ikinci eş Hanife Feride Hanım bir Çerkez güzeli ve bir köle. Onu satın alıyor Ahmet Hamdi Efendi. Ve o hanımdan da Ali Kemal doğuyor. İki de kız kardeşi var. Nuriye ve Emine Münevver. Hepsinde hayatları enteresan. Ali Kemal ilk evliliğini şeyle yapıyor. Ali Kemal'in kültür durumunu sormuştunuz. Evvela bir takım dinsel okullara gidiyor. Fakat buralarda sıkılıyor, haylaz bir çocuk. Kendisi çok güzel şey öğreniyor. Kur'an'ı hıfzediyor, hafız oluyor. Çok güzel de okuyor. İlahilere falan meraklı. Ama zaman içinde önemli bir evolüsyon, bir gelişim, değişim yaşıyor. Ve okullardan sıkılmaya başlıyor. Siyasal bir yer gitmiyor mu? Okuldan kovuluyor. Annesi ağlıyor filan, bu Çerkez Hanım çok aydın bir insan olduğu anlaşılıyor. Ama babası memnun oluyor, zarar yok, okumasın, benim mum işine bu kadar tahsil yeter diyor. Fakat okullara giriyor çıkıyor, yerinde duramayan bir yapısı var. Daha 16 yaşında Fransa'ya gidiyor. Paris'e gidiyor. Paris'e gidiyor. Ama Paris'e gitmeden evvel şey dediğim mi? Siyasal bilgiler fakültesi. Tabii mülkiyede, mülkiyede okuyor. Ama mülkiyede de okuduk, yani yarıda bırakıyor, sonra gelip bitiriyor. Bu arada Fransa'da da okuyor. Yani 2 sene Fransa'da kalıyor. Efendim toplam... ilk gidişinde. İlk gidişinde. İki sene kalıyor. Dönüyor, sonra Şam'a sürülüyor zaten. Ondan sonra Halep. Halep'e, pardon. Halep'e sürülüyor. Ne oldu? Tarihçimiz efendim.
Bu da böyle dala geçiyorsun. Hayır. Katere nerede kaldı ben bilmiyorum. Yanlış mı? Evet. Hayır. Bravo diyorum efendim. Evet evet. Zaten tabii bana Pelin muamelesi yapma. Şimdi Ali Kemal biraz farklı bir insan o devre göre. Yani dil öğrenen, macera perest, gencecik bir adam. Giderken de babası ölmüş Halep'e. Muzur bir çocuk galiba. Annesi ve kız kardeşleri de beraber gidiyorlar. Hatta bir yere kaçmasın diye onların yanına padişah birkaç tane de şey veriyor, asker veriyor. Bunlar İskenderun'a geldiklerinde askerler kaçıyor. Ya bunlar kaçmıyor ama askerler kaçıyorlar. Kendi kendilerini terhis ediyorlar bir yerde. Evet abi Ali Kemal. Şimdi evvela ben şunu söyleyeyim. Ben çok Atatürkçü bir insanım. Benim Atatürkçülüğüm Ankaralı olmamdan kaynaklanıyor bir ölçüde. Ben yüzlerce hem anne hem baba tarafından yüzlerce yıllık bir Ankaralı aileye mensubum. Atatürk'le adeta komşuluk yaptık gibi gelir Ankaralılara Atatürk'le aynı kentte bulunmak. Ben de daha 4 yaşında bile değilken Atatürk'ün 10. yıl nutkunu okurken tribünde babam davetliydi çünkü Mustafa Kemal'le bir yakınlığı vardı. Kuvayi Milliyeci bir insan olarak o da Atatürk'ün yakın ve özel hizmetinde bulunmuştu. Yani güvenilir insan olarak uşak değildi, uşak da olabilirdi ama Büyük Millet Meclisi ile Mustafa Kemal arasında yani Recep Peker ile Mustafa Kemal arasında özel kuryeydi. Askerliğini milli mücadele sırasında bir gün bile asker urbası giymeden yaptı. Şimdi urba nedir diyecekler. Bir anlamda üniforma anlamına geliyor. Birkaç kez Atatürk'ü gördüm. Atatürk'le konuşma fırsatım oldu. Atatürk'ün ince güzel parmaklarını saçlarında hissetmiş bir insanım. Bunlar benim Atatürkçü olmam için belki bir başlangıç noktasıydı. Ama Atatürk'ü tanıdıkça ona ne kadar bağlı olacağımı hissettim daha o zamandan. Ve Türkiye'de benim inancım şudur ki Atatürk'ü anlamayan, Atatürk'ü sevmeyen, Atatürk'ün bize kazandırdıkları ülke ve ulus bilincini takdir edemeyen insanlardan, yani kısaca söyleyeyim, hayır gelmez. Şimdi Atatürkçü bir insan Ali Kemal'i yazar mı? Evet yazar. Atatürkçü bir insan Ali Kemal'i de yazar, Vahdettin'i de yazar. Stalin'le ilgili bir şey bulursa onu da yazar, her şeyi de yazar. Yani yazara yalnız şunları yazar filan demek doğru olmaz herhalde. Bence yazar kavramının, gazeteci kavramının içinde gördüklerini doğru ve dürüst bir yaklaşımla okuyucuya yansıtmaktır. Gazetecinin görevi de bir yerde tarihçinin görevi gibidir. Farkı yoktur bunun. Çünkü gazeteci yazısını yazdıktan sonra artık teslim olmuştur. O yazı veya o kitap onun peşini hiç bırakmaz. O kendisi bir gün kaybolsa onun çocuklarının peşini bırakmaz. Torunlarının peşini bırakmaz. Aynen hayatının önemli bir kısmında Ali Kemal'in yaptığı hatasının çocuklarına, belki torunlarına, yakınlarına da miras gibi kaldığı gibi. Şimdi Ali Kemal'i şöyle keşfettim ben. Bir defa Ali Kemal çok enteresan bir adam ama yerinde duramayan bir adam. Biraz da muhalif olmak için yaratılmış bir insan. Böyle insanları biz bugün de görüyoruz. Her şeye muhalifler. Ama Ali Kemal'in müthiş bir yazar yanı var. Müthiş bir birikimi var. Binlerce başyazı yazmış. Bir oturuşta 40 dakikanın 50 dakikanın içinde hatta böyle gürültülü bir matbaa ortamında kalemi kağıdı eline alarak peş peşe 4-5 konuda yazı yazacak kadar da şeysi olan, birikimi olan bir insan. Böyle bir insanın hayatının bir belli sürecinde 53 yıllık ömrünün yalnızca 3 yılı içinde yazdıklarıyla tanınmasını ve onunla ilgili bütün kararların bu 3 yıl içinde yazdığı yazılarla ama kritik bir 3 yıl abi. Çok kritik bir 3 yıl ama. Tabii çok kritik bir 3 yıl ama o 3 yıl ona nelere mal olmuştur değil mi? Ölümüne mal olmuştur, her şeye mal olmuştur. Lincine. Ben evvela şunu söylemek istiyorum. Bir defa Ali Kemal'in Kuvayi Milliye sırasında, milli mücadelemiz sırasında yazdığı yazılar gerek mantık gerekse uslup olarak affedilir gibi değildir. Hiç kimsenin de buna girişmesini tavsiye etmem. Ama Ali bugün Kemal... Bugün çok girişenler var ama. Efendim? Bugün çok girişenler var. Olabilir, olabilir. Yani bu yazıların bağışlanır tarafı yoktur. Ama hatasını Ali Kemal'in kendisi kabul etmiştir. Ben hata ettim demiştir. Yurt dışına kaçmamıştır. Kaçma tekliflerini reddetmiştir. Cezam neyse çekerim demiştir. Ve Ankara'ya giderken de, yani İstanbul'da Ankara hükümetinin
emrindeki polisler tarafından götürülürken de kendisinin böyle bir akıbete uğrayacağını birkaç saat sonra hiçbir zaman düşünmemiştir. Hatta ne demiştir? Ankara biraz soğuktur, İzmit'ten bir pardüsü alayım demiştir. Çünkü berberde üzerinde pardüsü yokmuş yakalandığı zaman. Bir hemşerisine yolda biraz para verebilir miyim demiştir Çankırılı bir adama rastladığında. Yani hiçbir zaman benim sonum geldi diye düşünmemiştir. Şuna inanmıştır. Ankara hükümeti adildir. Ankara hükümeti anlayışlıdır. Ankara hükümetinin başında Mustafa Kemal gibi insanlık harikası olan biri vardır. Ben giderim, hesabı veririm, cezamı çekerim. Bunları açık açık söylemiştir ve yazmıştır da demiştir. Zaten efendim, ne yazık bu ki, son makalesi. Ne yazık ki tarihsiz bir son ki ona isterseniz geliriz. Yalnız son makale Gayeler 1 idi ve 1'dir. En son yazdığı yazılarda da Gayeler 1 idi ve 1'dir demiştir. Ve oğlu o zaman Zeki 7 yaşında olan Zeki baba Yunanları yendik dediğinde hem de nasıl yendik oğlum diye sevinmiştir. Demek ki hayatının bir bölümünde yanlış gördü. Ben hata ettim demiştir. Ben Türk milletindeki şeyi cevheri göremedim. Cevheri, mücadele azmini görememişimdir. Ama beni biraz da mazur görün. Çünkü ben halkımı tanıyamadım. Onlara gelmeden önce isterseniz evet. Ali Kemal'in daha gençlik dönemine dönelim. Yani şimdi 1889'da sizin dediğiniz gibi bir Halep'e sürülüyor. Evet. Doğrusu önce bir Paris'e gidiyor. 2 sene kalıyor. Dönüyor. İşte yazılar yazmaya başlıyor. 89'da Halep'e sürülüyor. Halep'ten dönüyor, geliyor. Sonra bu sefer de Mısır'a sürülüyor. Hayır, oradan Avrupa'ya gidiyor. Yani Halep'ten dönüp İstanbul'da yaşamak hakkı yok. Kaçak olarak geliyor Halep'ten evet. Ve gene Paris'e gidiyor. Gene Paris'e gidiyor. Oradan İsviçre'ye geçiyor. Paris'te üniversiteyi bitiriyor. Hatta o üniversitede Sorbonne'da edebiyat hakikiye dersleri yani gerçek edebiyat dersleri verecek kadar her ne kadar Yahya Kemal Fransızca'ya çok hakim değildi diyor ama herhalde Sorbonne'da da bu dersleri yani, Fransızca veriyordu. Demek ki Fransızcası iyiydi gibi bir sonuca ben varıyorum. Macera perest bir insan, yerinde duramıyor. Bir evlilik hikayesi var. Gerçekten bir öykü. Gerçekten romantik bir öykü. Böyle bir insan. Şimdi bu insan değişmez bir tarafı var. İtilafçı bir insan. İttihatçı değil. İttihatçılara düşman. Halbuki baktığı zaman karakteri de itaatçılara uyuyor. Yani o azgın karakter itaatçılarda var. Yerinde duramayan, macera perest karakter itaatçılarda var aslında. Hatta yani baktığınızda tipik bir Jön Türk görüyorsunuz tabii, karakter olarak. Aslında o dönemde Sultanahmet'e karşı çıkmış herkes ister itaatçı ister itilafçı olsun hepsi aynıdır. Evet. Yani Refik Cevat şey mi? Eli sopalı şey de Refik Cevat da itilafçı ama çoktur onlar da. Hatta Paris'te bir ara diyor ki yahu diyor ben çok sıkıldım buralarda. İstanbul'a dönmek istiyorum. İtaatçı da olurum ben diyor filan. Yani bütün bunlar onun mizacında bir oynaklık olduğunu, evet. Pek sabit bir şeysi, benliğinin deyim yerindeyse, tabii ben psikolog değilim bu konuda fazla konuşmam belki doğru olmaz ama benliğinde oldum olası oturmamış bir yan var. Ama oturmuş yanlar şunu gösteriyor. Dürüst bir insan, kimsenin arkasından konuşmayan bir insan, kimseden rüşvet almayan, tenezzül etmeyen bir insan, herhangi birine jurnal vermeyen bir insan, hakkında bu konuda çıkarılmış dedikoduların hiçbirinin gerçek olmadığı anlaşıldı. Böyle bir insan, güzel evlilikleri var, her ne kadar İngiltere'deki eşine çocuklarla ilgilenemiyorsa, savaş koşulları içinde zaten istese de ilgilenemezdi. İkinci evliliğinde efendi bir insan, sevilen, sayılan, insanları ziyaret ettiği bir insan. Çok güzel kitapları var, 14 tane kitabı var. Bunlardan sadece 3'ünü az çok biliyoruz. Ama binlerce yazısının içinde, gerçekten ben bu yazıların içinde biraz gezindim. İnanılmaz derecede bir çeşni zenginliği görüyorsunuz. Her konuda yazı yazabilen bir insan. Ama ne yazık ki hayatının bir döneminde yaptığı yanlış... Onun bu şekilde Türkiye'de bir hain mi değil mi tartışmasına kadar onu götürmüştür. Ben buradan çıkarak şunu da söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'de yazıp çizenler, Turhan Selçuk'un kitaba aldığım karikatüründeki gibi mütareke basınını aratacak derecede hatta onların ötesinde gerçekten inanılmaz yazılar yazanlar biraz düşünmeleri gerekir. Acaba tarih onlar hakkında ne karar verecek? Yani bugün Türkiye'de Ali Kemal hain mi değil mi tartışmasını yapıyoruz. Bir açıdan bakarsanız Türkiye'nin milli mücadelenin aleyhinde davrandığı için hain denebilir belki. Hainin de tam tarifi yapılmış değil doğrusu. Hain kime derler? Memleketini sattığına dair bir şey yok.
Yani Ali Kemal'e hain deyip de Ali Kemal'in döneminde işgal altında İzmir'de, Bursa'da, Adana'da Yunanlardan ve Fransızlardan para alarak gazete çıkaran insanlar var. Bunlar yüzellikler listesiyle yurt dışına sürüldüler. İstanbul'da Ali Kemal'le aynı paralelde yazı yazan insanlar var. Var. Bunların hepsi döndüler. Yani Refik Halit Karay. Refik Halit Karay gerçekten çok önemli bir yazardır. Ama İstanbul'a bugün, gelmiyor İstanbul basınından ötürü. Ne diyor baktın, daha bu iki gün önce çıkan bir gazetenin kitap ekinde edebiyat dünyamızın büyük sınırı, usta kalemi, Refik Halit Karay'ın orijinalliğine sadık kalınarak hazırlanan eserlerini yayınlamaktan onur duyuyoruz. Edebiyat dünyamızın büyük çınarı usta kalemi ve gerçekten de öyledir. Ama belki Ali Kemal de Ankara'ya ulaşmayı başarıp Atatürk'ten aman dileyip dönseydi belki o da bugün başka türlü olacaktı. Hatta belki aman dilemeden de. Refik Halit Karay yazılarıyla en az Ali Kemal kadar sert ve daha acımasızdı. Sert. Ayrıca Posta Telgraf Genel Müdürlüğü sırasında Mustafa Kemal'in elindeki tek silah olan telgraf olanaklarını kullanmaması için çabalayan bir insandı. Ne yapmıştır? Amasya tamiminde bile onları görevden atmıştır Refik Halit. Mustafa Kemal'de Tokat'takiler gelin siz çalışın burada demiştir. Adamlar heyecan içinde, orada Mustafa Kemal'in bir sözü var. Çalışın ve müsteri olun demiştir onlara. Dolayısıyla bugün Ali Kemal konusundaki benim heyecanımın kökeninde şu var. Bir adaletsizlik mevcut. Ali Kemal kötüyse, Ali Kemal hainse Rıza Tevfik de kötü. Refik Cevat Ulunay da kötü. Refik Halit de kötü. İzmir'deki, Bursa'daki, Balıkesir'deki, Adana'daki gazeteciler de kötü. Ya onlar da kötüdür, haindir veya Ali Kemal onlar değilse Ali Kemal de değildir. Ayrıca biz tarihimizde neler gördük? Atatürk'ün meclisten atmak için birinci mecliste biliyorsunuz kanun teklifi verdiler. Hadi. Mustafa Kemal memnun olmasın, 5 sene doğduğu yerden seçilemez falan dediler. Atatürk de onlara cevap verdi. Eğer ben herhangi bir de yerde oturma imkanı bulsaydım sizin oturduğunuz yerler de sizin elinizde kalmayacaktı diye. Atatürk'e 1926'da İzmir suikastını yapanlar var. Kaç kişi hatırlıyor İsmail Can Bulat'ın ismini vatan haini diye veya Doktor Nazım Bey'in. Hatta gaybubetinde yani gıyabında 10 yıl sürgün cezası alan Rauf Bey'i kim adını sanıyor? Varsa yoksa Ali Kemal. Öyle bir noktaya geldi ki Fatih Bey, sevgili Murat Bardakçı. Yani işte bir tane ulusal deyim yerindeyse hainimiz var. Ondan başka hain anmayalım. Herkesi unutalım gitsin. Unutuldu. Ben Refik Cevat Ulunay'la beraber çalıştım Milliyet Gazetesi'nde 1954 yılında. Biz orada oturur sohbet ederdik. Abdi İpekçi, Refik Cevat Ulunay, ben ve Ali Naci Karacan. Dördümüz de Galatasaray mezunuyduk. Refik Cevat'ı da sıkıştırırdık. Üstad bir özür dilesene falan. Özür de dilemedi Refik Cevat Ulunay. Çok enteresan. Refik Halit Karay da özür dilememiştir. Ali Kemal'i kaçırdıkları günün ertesi hepsi toz olmuştur. Rıza Tevfik gitmiştir Ecip vapuruyla Mısır'a. Refik Halit hemen kaçmıştır. Mihran Nakkaşyan Efendi Peyami Sabah Gazetesi'ndeki ortağı pıldı pırtısını toplayıp gitmiştir. Rıza Tevfik zaten önceden hazırlık yaptığı belli olmuştur. Kendi hatıralarından alıp ben bu kitaba koydum. Kaldı Ali Kemal. Yani Türkiye'de Ali Kemal denince, pardon, hain denince akla Ali Kemal geliyor. Halbuki benim onlar isyanım buna. Gitmedi adam. Efendim? Gitmedi. Ali Kemal mi? Gitmedi. Ben cezam neyse çekerim dedi. Bir şey tarafı var. Yani ona hain diyenler şunu da bilsin. Kaçmayan bir insan. Mert bir insan. Ve öleceğini hiç düşünmedi. Nurettin Paşa'nın eline düştüğünde pencere açık. Acaba kapatır mısınız? Üşüyeceğim diyor. Yani hasta olmaktan korkan bir insan 15 dakika sonra parça parça edildi. Ve gösteriş yaptığını sanan, İyi bir şey yaptığını sanan bir sakallı Nurettin Paşa tarafından eli yüzü kapatılarak, çünkü tanınacak hali kalmamıştı, asıldı ve Lozan Murahhas heyeti başlarında İnönü olmak üzere paşam bakın ben ne yaptım dedi. Yani İnönü böyle kafasını çevirmiş ve çok kızmış. Çok kızmış, hepsi kızmış. Bunları Yahya Kemal de anlatıyor, başka anlatanlar da var. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Tamam, Ali Kemal yanlış yapmıştır ama Ankara hükümeti bunu hiçbir zaman istememiştir, onun linç edilmesini, öldürülmesini. Bakın İstiklal Mahkemesi'nde bunca insan hesap verdi. Birçokları beraat etti bunların. Asılanlar da oldu. Ama fikir suçu nedeniyle bir kişi bile asılmadı. Ve buna güveniyordu Ali Kemal.
Ali Kemal yaşasaydı belki de bugün ona hain demeyecektik. Hayatının bir döneminde hata etti diyecektik. Refik Halit gibi, Rıza Efendim, diye. Bugün kitaplarının ilanları vardı. Efendim? Kitaplarının ilanları çıkardı bugün. Evet. Basmakta evet, kitaplar 14 tane peki kitap. Peki şimdi Ali Kemal diyorsunuz. Şimdi Ali Kemal'in baktığınız zaman dediğiniz doğru. Yani bir dönemiyle yargılıyoruz biz onu ve öldürülmüş olduğu için de dönme şansı, diğerleri gibi dönme şansı olmadı. Belki öldürülmeseydi diğerleri gibi o da yanlışından dönecekti ve bugün unutulacaktı, hain olarak da anılmayacaktı. Çünkü o dönem İstanbul basınındaki hemen hemen herkes Ali Kemal gibi davrandı. Ali Kemal paralelinde hareket etti ve o yüzdendir ki Atatürk bunlardan hoşlanmadığı için 1927'ye kadar İstanbul'a gelmedi. Ve hatta işte bunlarla toplantıyı da doğru. Ali Kemal'in öldürüldüğü İzmit'te yaptı. Evet. İstanbul basınının hemen hemen tamamı hainler kategorisindeydi. Hatta bazılarını döndürmek için Atatürk bunlara para falan da verdi. Şimdi adını zikretmeyelim de kızmasınlar yine bize. Ama sonra Atatürk'ten mangırı alınca Cumhuriyet'e fazlasıyla sahip çıkanlar da oldu işleri de. Fakat Ali Kemal'de de dediğiniz kadar... tarifinizden, anlattığınızdan şöyle bir portre çıkıyor ortaya. Bir delikanlı bir adam yani böyle. Beni deli dolu, delikanlı. Fakat evet. Bence değil. Niye değil? Çünkü geliyor 1908'de Türkiye'ye. Geldiği zaman gidiyor ilk iş olarak padişahın elini öpüyor. Şimdi o güne kadar padişaha da muhalif. Sürgünlerde, şurada burada. O padişahın elini öpmek neyin nesi oluyor 1908'de gelip buraya? Şimdi padişahın elini öptüğünü nerede okuduğunuzu bilmiyorum ben. Nerede okudum vallahi hatırlamıyorum ama şimdi yıllar Fatih önce okuduğum bir şey. Fatih'im yani her okuduğuna da insan inanmaması lazım doğrusu. Ben şahsen bir kaynağı bulduktan sonra o kaynağı başka kaynaklarla teyit etmeye, doğrulatmaya çalışıyorum. Hatta ben, para bile aldı denir padişahtan o dönem. Şimdi bakın padişahtan bir kere para alıyor. Daha sonra gönderilen ihsanı kabul etmiyor. O devirde padişahtan para almayan hemen hemen hiç kimse yok. Ha.